Hayırdır azarım? Ne oldu? Atına def mi dediler? Ne düşünüyorsun? Yok bir şey abi ya. Öyle düşünüyorum. Ha sen anamları düşünüyorsun değil mi? Boş ver oğlum. Çok kafana takma. Biraz kafa dinleyip gelecek onlar. Selamun aleyküm. Oo aleyküm selam dayıcım. Otursaydın. Hayrola? Sen iyice burayı ofis belledin ha. Sana da bir masa atak mı? Vallahi yeğenim baban olacak adam yüzünden başka bir iş düşünemez olduk. Gene ne var ne oldu? Ne mi oldu? Daha ne olacak lan? Ablamı kapının önüne koymuş. Anamlar kendi isteğiyle gitti. Dönerler birkaç gün. Bak hele bak hele. Adamdaki rahatlığa bak. Siz hanenizdeki kadınlara öyle mi sahip çıkıyorsunuz? Bizim hanemizdeki kadınların derdi ne zamandan beri sana düştü Baran? Benim kanımın bir parçası o evde lan. Tabii bana düşecek. Dayıcığım merak etme. Annem gayet iyidir. Tatil yapıp dönecekler. Ya bırak abi ya. Bunun derdi Möhteber anam falan değil. Herkes biliyor bunun derdinin ne olduğunu. Herkes biliyor. Herkes biliyor da biz siz bilmiyorsunuz. Bana bakın. Şirin'i unuttum. Ondan vazgeçtim sanıyorsanız büyük hata edersiniz söyleyin. Ben bitti demeden hiçbir iş bitmez. Bunu böyle kafanıza yazın. Öyle bir biter ki sen bile şaşıp kalırsın Baran. Ya dayıcığım sen de biraz abartmıyor mu ya? Ha? Kız seni sevmiyor işte. İstemiyorum dedi. Daha ne dersin? Bunu bir de şuraya desenize. Deyin hele. Deyin lan şuraya. Bakın ne oluyor. Bittiğin bitmiyor. Aşk laftan anlamıyor işte yeğenim. Ya işte bir de öyle düşün. Bak o kız da kendi yüreğine laf geçiremiyor. Ya bu yüreğe git şuna aşık ol deyince olmuyor ki. Elbet bir yolunu bulacağız. Ama güzellikle... Ama... Ama ne? Ne sen sözünü bitir, ne de ben gerisini duyayım. Eğer ki bir daha seni ya da sizden birini kız kardeşimin etrafında görecek olursam... sorgu suale bile gerek kalmaz ona göre. Vallahi ben diyeceğimi dedim. Artık siz ne anlıyorsanız kafanıza göre. Sen benim mekanımda tehdit mi ediyorsun lan? Haşa lan, ne tehdidi? Haber veriyoruz. Yok yok, dayım lafın gelişi öyle dedi, Hazar. Hem dayımın şimdi çok işi vardır. Biz onu tutmayalım. Dayım gider herhalde şimdi değil mi? Hadi dayıcığım, selametle. İyi bak. Eyvallah yeğenim. Değil mi? Hı hı. O zaman hadi kapat telefonu da kimse çağırmasın seni. Ne olur ne olmaz açık kalsın canım şimdi. Belli olmaz. Yine bir şey çıkacak. Annem, baban, ailen, çocuğun, aşiretin. Yine rahat vermeyecekler. Yine gitmek zorunda kalacaksın. Yok güzelim olur mu ya? Sen bilmiyor musun ben buraya geldim mi? Hepsini kapının dışında bırakıyorum bilmiyor musun? Bıraktım demek de oluyor mu Kaan? Zaten hep aramızdalar. Ya da daha doğrusu ben hep bu odanın içindeyim. Senin hayatında bu oda kadar yer kaplıyorum. Ya güzelim öyle deme ya Allah Allah. Ben bir tek buraya geldim mi nefes alıyorum. Sen benim oksijen çadırımsın bebeğim. Hı? Ama ben boğuluyorum. Hayatına dahil olamıyorum. Ailen, annen, baban. Hepsinden o kadar uzağım ki. Sanki hayatın bir parçası değil. Ya ben anamdan babamdan kaçıyorum. Sen hala anam baban diyorsun. Boşver onları. Hep neyin hayalini kuruyorum biliyor musun? Hı. Alıyorsun beni tutuyorsun elimden. Götürüyorsun annene babanla tanıştırıyorsun. Diyorsun ki işte sevdiğim kadın. Onunla evleneceğim diyorsun. Elmas'ım bebeğim bak girme o mevzulara boşver. Ben sadece bunları düşünüyorum Kaan. Beni kapattığın bu otelde sadece bunları düşünüyorum. Allah Allah, ne biçim konuşuyorsun öyle kapatma falan. Bak ne güzel otelimiz var. Sen bırak bunları, düşünme. Sen beni düşün, bizi düşün, seni ne kadar sevdiğimi düşün. Alo baba, buyur. Kaan, oğlum hemen bizim Rıza'nın gazinosuna gel.
Şu ananları al götür buradan. Güvenli bir otele yerleştir hemen. Baba ne diyorsun ya? Ne gazinosu? Hangi ananları? Kaç tane ananlar var lan? Senin kaç tane ananlar var? Üç. İşte onları diyorum. Hemen gel al buradan. Götür yoksa vallahi alemden bir kaza çıkacak. Hayda. Aşkım. Hı? Nereye gidiyorsun? Anamları getirmem lazım. Annenleri mi? He, yarım saate gideceğim geleceğim. Tamam ben hemen hazırlanırım o zaman. Ama şimdi böyle oldum canım hemen böyle pat diye. Yok güzelim sen soru sorma. Ben şimdi gideceğim geleceğim tamam. Tamam. Hadi. Tamam. Allah'ım şükürler olsun. Vallahi oldu bu sefer oldu. Vallahi oldu. Ben hazırım. Heh, çok güzel elmasım. Aman dikkatli ol. Bak anamları mecburen biraz hele çıkmasın diye buraya getirdim. Gözünü dört aç da bir dertle daha uğraşmayalım tamam? Nasıl yani mecburen? Sen bizi tanıştırmayacak mıydın? Saçmalama elmasım. Nasıl tanıştırayım? Anamları karşına dizeyim. Anamlar sevgilim, sevgilim anamlar mı diyeyim? Ha? Neden olmasın? Oo, güzelim sen ne yaptın ya? Biz bunca yıl sonra başa mı döndük elmasım? Biz bunları konuşmadık mı? Biz bunları halletmedik mi? Vallahi hiçbir şey halletmedik. Bir şey halletmedik. Sen bana görmezden gel dedin. Ben de tamam dedim zaten. Ben her şeye tamam dedim. Tamam o zaman niye durduk yere başladık şimdi? Durduk yere mi? Durduk yere. Sen az önce sıfatımın ne olduğunu hatırlattın bana. Yani hayatında hiçbir yerim olmadığını gösterdin. Elmasım, güzelim. Sen bütün bunları bilerek benim yanımda en başından beri olmadın mı? Ha? Şimdi ne biçim konuşuyorsun ya? Ya dayanamıyorum anlamıyor musun? Dayanamıyorum. Bak, bak kardeşine. Yedi düvele gösterdi kalender aya nasıl karşı gelinebileceğini. Ama sen yapamadın. Elmas ben çok mu mutluyum? Ben bu halimden çok mu mutluyum sence? Her Allah'ın günü gitmek istemediğim bir evde yüzünü bile görmeye dayanamadığım bir kadınla beraber oluyorum ya. Ben çok mu mutluyum? Vallahi o zaman bir şey yaparsın Kaan. Yaparsın. Elmas bak evim ailem birbirine girmiş. Babam kalp krizi eşiğinden dönmüş. Anamları gazinolardan toplamışım. Hazar'ın her gün ayrı bir belası var. Yani bak bir de seninle uğraşmayayım ne olursun. Tabii canım. Benimle uğraşma. Benimle niye uğraşıyorsun? Zaten Elmas burada otelde öyle oyalanır durur değil mi? Ya otel senin ya. Daha ne istiyorsun? Koskoca otel almışım sana. Emrinde insanlar var. Sevilen, saygı duyulan bir kadınsın. Daha ne istiyorsun? Ne yetmiyor? Kaan burası benim otelim değil. Burası benim iş yerim de değil. Bu otel benim hapishanem. Beni hapsettiğin bir hapishane burası. Hapishane değil mi? Bitti mi? Bittiyse ben gideceğim de. Ne demek gideceğim? Sen bu gece burada kalmayacak mıydın? Kalacaktım ama kalamayacağım. Çünkü anladım ki Kaan Ağa'ya hiçbir yerde huzur yok. Hiçbir yerde. Ben ne yapacağım abi ya? Kıza evliyim diyorum, hala senden vazgeçmem diyor. Böyle bir şey var mı? Var var, oluyor oğlum öyle işler. İnsan bir kere aşık oldu mu dünyanın en saçma sapan şeylerini yapıyor. Hiç böyle kendine yakıştıramadığı şeyleri bile yapıyor işte. Hayırdır? Çok içten söyledim bunu. Öyle öyle. Herkesi söyleten bir dert var işte. Elmas mı? Hala unutamadın değil mi? Oğlum var ya insan bir kere aşık oldu mu ya kalbini söküp atacak ya da kalbi ne diyorsa onu yapacak. Ne yani? Sen kalbini söküp atabildin mi abi? Ben kalbim ne diyorsa onu yaptım. Ben Elmas'tan hiç vazgeçmedim az önce. Ne babamı çiğneyebildim ne de kalbimi çiğneyebildim. İkisini de idare ettim işte. Nasıl yani abi? Söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum. Ha oğlum neyini anlamıyorum? Sana diyorum ki ben hala Elmas'la beraberim diyorum. Karımdan, çocuklardan, işten, senin problemlerinden vakit buldun mu onun yanına gidiyorum işte oğlum. Ne zamandır? İlk günden beri. Ben sizin düşündüğünüz gibi bir kana olmadım ki. Nazgül'ün kocası oldum. Çocukların babası oldum, şirkette patron oldum ama hiç Kaan olmadım oğlum. Ben bir tek Elmas'ın yanında Kaan oluyorum.
O kadar. Bu zamana kadar nasıl baş edebildin? İnan aklım almıyor. Bak öyle düşününce benim de aklım almıyor ha. Ama ne bileyim yaptım oğlum işte aşk. Adama neler yaptırıyor. Zaten mecburdum. Başka ne yapayım ki? Öyle oldu işte. Ne diyeyim ki? Şaşkınlıktan gerçekten diyecek bir şey bulamıyorum. Söylenecek bir şey yok oğlum işte. Böyle geldi böyle gidiyor. Aa ben de ilk defa sana söylüyorum. Başka kimseye söylemedim. Aman dikkatli ol. Bu sır aramızdan mezara kadar gidecek azar ha. Yok yok abi sen hiç endişe etme de. Farkında mısın? İlk defa benimle bir sırrını paylaştın. Öyle mi oldu? Hakikaten ha. E demek her şeyin bir vakti varmış. İşte şimdi abi kardeş oldum. Olduk değil mi lan? Hadi vur bakalım. Ya abinde daha ne dertler var.